Fethullah terör örgütü konusunda iki konuyu birbirinden ayırmak gerekir. Birisi suç konusudur. Yani ceza hukukunun ve yargının konusudur. Fethullah terör örgütü kapsamında terör suçu işlemek. Bu eylemle olur. İkinci konu ise siyasi sorumluluktur. Eğer biz bakarsak Türkiye'nin arkada kalan tarihine, Türkiye'yi yöneten cumhurbaşkanları, başbakanlar, birçok devlet yetkilileri, siyasi parti yöneticileri, hatta şunu söyleyeyim, Vatan Partisi dışındaki neredeyse hepsi Fethullah cemaatinden ödüller almışlardır, plaketler almışlardır, okullarını dünyaya yarmışlardır, maddi destek sağlamışlardır. Burada tabii kasıtlı olarak bu bir suçun kapsamı içindeyse bu ceza yargısının konusudur. Ama bu siyasi bir dayanışma sınırları içindeyse de siyasi sorumluluktur. O zaman siz Vatan Partisi dışındaki bütün partileri kastediyorsunuz. Bakın şimdi burada bir şu karıştırılıyor. Yani suçlu ararken siyasi sorumluluk başka bir şey. Suçlu aradığınız zaman eyleme bakacaksınız. Yani Fethullah terör örgütüyle birlikte bilinçli olarak, kasıtlı olarak birlikte bir eylem yapacaksınız. Bir terör eylemi yapacaksınız. O zaman nedir? Bu suç kapsamına girer. Ama plaket almış, ondan sonra okullarını açmış, maddi yardım yapmış ve bunu yaparken de başka kasıtlarla yaptığını söylüyor. Burada suçla siyasi sorumluluk arasında tabii ki bir sınır var. Ama burada şu önemli, 1970'lerden beri biz Fethullah terör örgütüne karşı mücadele ediyoruz ve adını da ben koydum. Bütün partilerin bu bir cemaattir, bu bir sivil toplum kuruluşudur, onun suçla ilgisi yoktur dediği koşullarda biz dedik ki hayır, bu bir terör örgütüdür. Dediler ki efendim silahları nerede? Dedi ki silahları Türk ordusunun, Türk polisinin cephaneliklerinde. Çıktı mı oradan silahları? Tankları, uçakları, mitralyözleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk polisinin cephaneliklerinden çıktı mı? Ya demek ki silahları oradaymış. Bunlar devletin içine yuvalandılar. Bunlar NATO'nun yeraltı örgütüdür ve NATO ülkelerinde devlet cihazı içerisine bu FETÖ gibi örgütler yerleştiriliyorlar. Onun için burada Türk devletinin arkada kalan dönemde çok ciddi siyasi sorumlulukları vardır.